19 Nisan, 25 Nisan değerli akrep burçları nasılsınız? Yükselen Ay burcunuzu mutlaka takip ediyorsunuz. Akrep Official Instagram sayfam günlük yorumlarımı da takip edebilirsiniz. Evet, ilişkilerinizle alakalı güzel başlangıçlar, evlilik teklif edebilirsiniz. İlişkinizle alakalı noktada doğru adımlarla ilerleyebilir. Ortak yürüttüğünüz işiniz varsa güzel maddi getirisi sağlanacak olaylara, yeni projelere, yeni fırsatlara, yeni iş konularıyla alakalı güzel değişimler yaşayacaksınız. Yani ortaklı evlilik, ortak iş, ortak kurmak, ortak alanlarla alakalı yapılacağınız planlar doğru ilerleyecek. Maddi konularda özellikle öncelik bütün sıfırlanmak istediğiniz noktayı geride bırakıp geliri arttırmak, daha büyük kazanç sağlamak ve kendinizi bu yıl daha çok ispatlayıp zirveye çıkmak istiyorsunuz. Bence inadınızdan vazgeçmeyin. Hedeflediğiniz noktalarda güzel fırsatlar, güzel beklenmedik teklifler ve bu teklifler gayet size kazanç sağlayacak gözüküyor. Bu ara şöyle bir şeyiniz, tahammülsüz olabilirsiniz. Biri bir şey söylediği zaman üstüme geliyorsunuz. Şöyle yapma, böyle yapma, şunu yapma. Tahammülsüz ve bir an önce olsun bitsin dediğimiz üst üste sık boğaz edebilirsiniz. Olsun olsun derken hata yapmanızı uygun görmüyorum. Biraz da sakin sakin kararlar verin. Evet, ilişki evlilik yolu ortaklı süreçlerde güzel ilerleyecek noktada. Ama kurumsal ya da devlette çalışıyorsanız masanızla alakalı fırsatları ihmal etmeyin. Yer, makam ya da şehir değişikliği fikri olanlar bu tarz bir başvuru söz konusu olacak ve olumlu bir cevap alacaksınız. Yani belki tayin ya da atama istiyorsanız olumlu ve hayırlı bir kapınız var. Bence hiç korkmayın, bu yazılarınızı hazırlayın. Yurt dışı ya da şehir dışı yerleşim niyetiniz varsa da Ekim ayına kadar bu sistemlerin altyapısını oturtacaksınız. Yani bu Nisan ayına, Ekim ayına kadar bunların altyapısını oturtup Ekim'de de hedeflediğiniz noktaya doğru ilerleyeceksiniz. Bu ara şöyle söyleyeceğim. Çok da hırslısınız. Yani bir akrep burcunun hırsız olmasını düşünemiyorum ama bu hırs gözünüzü yükseklere değil de gözünüze risk arttır. Risk almanıza sebep olabilir. Yani her şeyi yatırayım tribine girebilirsiniz. Lütfen birazcık risk içinde kenarda mallar kalsın, sonra gözünüzü doyursun diyorum. O yüzden gereksiz her şeyi risk almanızı uygun görmüyorum ama şu anki planladığınız, kafanızdaki düşündüğünüz her şey doğru ve mantıklı yaptığınız sürece kazasız belasız her şeyin altından geleceksiniz. Devlet işindeyseniz de atamalarınızla alakalı beklediğiniz evrakların başvurusunu yapın. Hak ettiğiniz noktanın güzel bir aydınlanması var. Özellikle ilişkinizle, özellikle Nisan'ın ilk haftası, ikinci haftası bir tatil planınız var. 2-3 günde kaçıp kafamızı dinlemek istiyoruz. Bana iyi gelecek ilişkime, evet, hatta evlilik orada teklif edebilirsiniz. O yüzden ufak tefek kaç tatil planlarınız var ve bu tatil planı sizin inanılmaz ruhunuza iyi gelecek. Bu ara yasal mahkemeler ya da çözülmesini istediğiniz konularla ilgili bazı evrakları unutmuş olabilirsiniz ve davanızı unutmuş olabilirsiniz. Lütfen davalarla alakalı evraklarınızı takip edin. Güzel kazançlı davalar olacak. Özellikle iş mahkemeniz varsa iş iadeniz söz konusu gözüküyor. Uzun süredir iş probleminiz ve işsizseniz Mayıs ayında yeni iş kapınız hayırlı ve aydınlık bir şekilde başlamış ve uzun soluklu bir iş hayatınız söz konusu olacak değerli akrep burçlarım. Akrepler, bu ara sadaka verin. Neden verin biliyor musunuz? Yani odaklandığınız her şey göze geliyor. Lütfen birine. Ama şöyle söyleyeceğim, sokakta bir çocuğa değil. Gerçekten muhtarınıza gidin. Kim fakirse evine erzak alın. Para vermeyin. Yani nohut. Ramazan ayındayız zaten. Lütfen bir hayır, bir sevap yapın. O sadakanız sizin şifanızdır. Üzerinizdeki negatifler de gider. Muhtarınıza uğrayın. Muhtarınız fakiriz, zengini bilir. Yeni ev almak isteyenler, özellikle bu dönem araştırma içerisindesiniz, istediğiniz evi bulamadınız, o yüzden huzursuzluk söz konusu olabilir. Evet, yeni ev kapınızda Mayıs başına kadar gerçekleşmiş olacak. Yani Nisan'ın 25, 27, 29'una kadar evinizi bulmuş, Mayıs başına kadar da düzenli ilgili yapılması gereken restorasyon anlaşmaları gerçekleşecek ve eviniz hayırlı olsun. Bazı akrep burçlarında boşanma radikalliği var. Anlaşamıyoruz ve yorgunum. Ben artık bu ilişkiyi taşımak istemiyorum diye anlaşmalı şekilde boşanacaksınız. Uzun süredir yaşadığımız evlilikle ilgili birbirimizle devamlı atışmalar olanlarda bir ilişki terapistiyle düzelme noktası. Evlilik teklifi bekleyen bazı akrep burçlarında evlilik teklifi alacaksınız. İlişkisi olmayan
İlişkisi olmayan ve uzun süredir yalnız olan akrep burçlarına sürpriz ve hayat arkadaşınızla karşılaşma ve nikah masasına doğru ilerleyecek bir döngünüz var. Uzun süredir geçmişinizden gelmesini istediğiniz kişi geri gelecek ama güven duyar mısın, huzur bulur musun, kafan eskilere mi döner bilemiyorum. Yani eskiye mazi, geleceğe niyazi miydi? Eskiye niyazi, geleceğe mazi miydi? Böyle bir şey vardı. Bence bunu yapmanız gerekiyor. Son zamanlarda panik atak, uyku probleminiz ve dişinizi sıkıyor olabilirsiniz. Dişlerinizde sorun olabilir. Dikkat etmeyin, dikkat edin. Dikkat etmeyin, dikkat edin. Niye? Dişinizi sıktığınız için dişlerinizde ileride sorunlar yaşanabilir ve kırılmalar söz konusu diyorum. Sevgi ve mutlulukla kalın. Ay ne kadar çok konuştum ben. Allah'a emanet olun, hoşça kalın.